Duyduk duymadık demeyin. Şimdi size günde 75 lira, doğru gördünüz, günde 75 lira kazandıran bir şeyden bahsedeceğim. Günde 75 lira. Gençlerimize sesleniyorum. Bütün aileler günde 75 lira kazanabilirler gençlerimiz. Nedir bu biliyor musunuz? Şimdi bir tane bu başka bir Özlem var burada. Merhaba, ben robot. Ben robot Özlem. Şimdi karşımızda fütürist ve yazar, ekonomist Ufuk Tarhan bizlerle olacak ve bu 75 lirayı açıklayacak. Geleceğin mesleklerini konuşmak için Ufuk Tarhan'ı davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldin Ufuk. Seni Ufuk deyince aklıma hemen robotlar geldiği için öyle bir giriş yaptım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, seni takip ediyoruz. Böyle robotlar gelecek, dünya ne olacak diye. Ve çok şu güne gelen bir ben olaya getirdim. 75 lira. Evet. Devletimiz açıklama yaptı. Dedi ki 18-29 yaş arası gençler eğer geleceğin mesleklerine girerlerse onlara günlük karşılık vereceğiz. Nedir bu geleceğin meslekleri? Biraz bize tanıtır mısın? Ya süper bir şey. Aslında geleceğin mesleklerine benim itirazım var. Çünkü geleceğin meslekleri binlerce, milyonlarca olacak. Yani mesleğe değil de alanlara gelecekte popüler olacak, daha iyi meslekler, daha yeni meslekler edinilmesine sebep olacak alanlara odaklanmak lazım ki onların başında da teknoloji geliyor. Yani evet, her meslek aslında hemen yok olmayacak ama o mesleklerin teknolojiyle ilintilenemeyenleri yok olacak ya da o mesleği teknolojiyle yapamayanlar oyun dışı kalacak. Onun için teknoloji çok çok önemli. Bu verilen 75 lirada günlük destek öğrencilere ki acayip sevindim. Hakikaten çok somut ve çok anlamlı bir adım. Yeterli değil tabii ki ama çok çok önemli bir işaret. Dolayısıyla mesleklere değil alanlara takılsınlar. Çünkü mesleklerle değil becerileriyle ve o alanlarda neyi ne kadar iyi yapabildikleriyle var olacaklar. Nedir o zaman? Alanlardan bahsedelim. Hangi alanlara yönlendirelim? Burada da bayağı bir gençlerimiz var. Evet. Yeni üniversite mezunu arkadaşlar da var bugün. Hangi alanlara yönelsinler? Tabii ilk akla gelen kodlama ve algoritmik düşünme. Yani kodlamayı bilmek yeni nesilde sürdürülebilir işi, faydası olsun isteyen herkes için zorunluluk. Yani bir seçenekli, seçmeli değil. Yani algoritmik düşünemeyen, bir algoritmaya, bir silsileye, teknolojiyle ilinti kurabilecek bir dile sahip olmayanın ilerlemesi mümkün değil. Onun için mutlaka kodlama ile ilintili olması lazım. Bu işin bir tarafı yani yazılım teknolojileri. Bu tabii yapay zekaya evriliyor. Sonra bir kuantum bilgisayarlara gidecek filan ama bu kodlama dediğimiz basit seviyeden başlamak lazım. Ondan sonra kodladık, yazılım yaptık, işte süreçleri, kafamızdakileri, her şeyi dijitalleştirdik. Biyolojiyi bile, genleri bile. Bizim bir dijital tasarıma, görselleştirmeye ihtiyacımız var değil mi? Onun için görselleştirmekle ilgili dijital alanlara müthiş ilgi göstermeli. Bütün sanatla ilgilenen, sanatla ilgilenen herkesin de o alanlara çok ve öncelikli lütfen ilgi göstermesi lazım ki besleyebilsin diğer dalları. Mesela neler? Biraz da hani somut örnekler de verirsek. Yani mesela ressam, resim yapmaya kabiliyeti var. Bunu eğer dijital tabletle, 3D hologramlarla, sanal gerçeklik yani virtual reality, augmented reality, arttırılmış gerçeklik, genişletilmiş, şimdi XR'ı da var, genişletilmiş gerçeklik gibi alanlara taşıyamıyorsa pek işimize yaramayacak. Yani lütfen sanat her zaman işimize yarayacak tabii ki ama mutlaka bu alanlara da hizmet etmesi lazım. Görselleştirmekle ilgili bir sanat şey. Onu gibi açtığımız zaman 3D ile başlamak üzere çok boyutluluğa giden artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, hologram, holografik kurgular. Hologramlar yani uzay filmlerinde oluyordu. Şimdi bu gerçek artık oluyor değil çok, mi? Yani şimdi bütün aşağı yukarı cep telefonlarında hologram uygulamaları var. Mesela buraya bir hologram gençlerden biri diyelim o hologram uygulamasını açsa bizim şuramızda birisi dans ederken bir şeye mesela Einstein'ı aramıza alabilir şu anda bile ve onu yayınlayabilir. Ha, şimdi, çok güzel. Ben artık hep Einstein istiyorum konuk olarak. Aynen. Ortada dursun. Dur ben senin bir programını seyrederken yapayım onu. Einstein'a seni alkışlatalım. Harika, çok sevinirim. Şimdi yazılımını, sistemini yazdıktan sonra görselleştireceğiz. Sonra ne gelecek? Bunu seslendirmek lazım. Mesela ses tasarımı müthiş önemli bir alan. Yani sadece müzik değil.
o görselliğin içinde ne tür seslerin olması gerektiği, neyle tamamlanması gerektiği. Bunlar çok önemli ve bunların hepsini yapay zekaya ve tabii ki sadece onlar orada yani görsellikle veya oyunla kalmıyor. Bunlar aslında iş süreçlerine, pazarlamaya, mühendislik eğitimlerine ya da bir takım inovatif çalışmalara, proje çalışmalarına, simülasyonlara, sağlığa, her şeye hizmet eder hale gelebiliyor. Onun için özellikle bu üç konuda çok çok ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Peki bu kodlama ve algoritmik düşünce, yani bunun mesela benim annemle bir alakası yok herhalde. Eğer yeni dünyada bir şey yapmak istiyorsa var. Annem öğrenebilir mi kodlamayı? Öğrenebilir, öğrenebilir. İşte işin acı tarafı diyeyim, herkesin bundan böyle korkması ve ille de mühendisler, ille de kafası, sol beyni gelişmişler falan değil. Herkes öğrenebilir çünkü eskisinden çok farklı kodlama programları. Benim oğlum, çocuklarım kodlama öğreniyorlar. Tavsiye ederim herkesin çocuklarına. Çok. Maker hareketleriyle birleşiyor bunlar. Evet. Bir de bunlar ücretsiz çok programlar çok, var. İnternetten çok. Çocuğunuz açıyor ve 5 yaştan itibaren başlayabiliyorlar. Aynen. Çok kolayca öğreniyorlar. Yani 3,5-4'te başlayan bile var. Çünkü çok oyunla başlıyor. Evet. Ama şöyle diyeyim, korkanlar aslında çocuklar için kodlamaya denen derslere, kitaplara, sitelere girsinler. Biz mesela geçen gün Kagider'de öyle bir eğitim aldık. Müthiş eğlenceli yani. Kolay da. Çok, çok kolay. Bir yarım günde şey yaptık yani, bayağı bir şeyi atlattırdık. Bir oyun kurguladık, basit bir oyun. Evet, kolay. Korkmayalım kolay. Yani hayır, bu çok hayır. önemli. Çok da zevkli yani, kolaylığın ötesinde çok da zevkli. Zevkli bir şey. Evet. Bu bir, algoritma ve kodlama. İki, tasarım dedik. Görselleştirme üzerine. Çok boyutluluk, üç boyutluluk ve hologramlara gidiyoruz. Yani 5G çıktığında artık hologramlar ve üç boyutluluk ve arttırılmış gerçekliklerle her şeyi anlatacağız, anlayacağız. Yani mesela bunu bilmeyen bir pazarlamacı, ben pazarlamacı olmak istiyorum derken onu gelecekte nelerin beklediğini ya da nelerin geleceğin ondan neler isteyeceğini, gelecekteki müşterilerin, gelecekteki ekibin, gelecekteki ürünlerin beni nasıl tanıt diyorsa onları öğrenmesi gerekecek. Şimdi mesela ben buraya gelmek için süslendim tabii, kuaföre gittim. Çok güzel duruyorsun. Çok teşekkür ederim. Ve bir fotoğrafımı istedi tasarımcılar. Üç boyutlu tasarım yapmak üzere işte muhtelif açılardan. Çünkü artık ben böyle fütüristim diye ortalıkta geziniyorum. Bir kart vizitimin mesela arttırılmış gerçeklik taşımaması çok ayıplanacak bir müddet sonra. Ben de önlem alıyorum. Evet. Yani bir müddet sonra benim kart vizitime verdiklerimi bir uygulama tuttuğumuzu, ben orada her türlü videoyla, her türlü atraksiyonu yapabilir duruma geleceğim. Sonra işte. ses tasarımı, ses dedik. Dördüncü olarak? Şimdi gelelim para meselelerine. Oo, gelelim, benim meseleler. Şimdi mesela işte ekonomi okuyayım, finans okuyayım, bankacı olayım falan diyenler için de sen tabii ki çok daha iyi bileceksin ve kavrayıyorsundur şu andan. Blockchain, işte kripto paralar dünyası ve aslında blockchain meselesine çok önem vermek evet, gerekiyor. Devrimsel yani bir konu. Blockchain'de tıpkı internet gibi, hatta ondan daha fazla, bütün dünyayı alt üst edecek bir şey. Evet. Bütün pratikleri. Dolayısıyla bugünün gençleri ya da iş yapayım diyen yetişkinleri bu blockchain meselesini mutlaka çok yakın takibe almalı ve öğrenmeye çalışmalı. Peki çok somut, bugünden gidersek, şimdi fütür, sen bize hani biraz uzaydan tamam. bakıyorsun ve geleceği gösteriyorsun ama bugün mesela tarımda çalışan bir çiftçi. Evet. Şimdi hani net somut bugünün birkaç söylemek istiyorum ki ne yapsınlar? Tamam. Hani çiftçimiz bugün ne yapsın mesela? Bugün bizi seyrediyorlar. Ne yapsın önerisi? Yani neye baksın? Hani? Hemen Google'a girsin, tarım ve teknoloji diye yazsın. Çıkan projeleri, videoları izlesin. Yani bugün hayvancılıkta, ekme, biçme, işte tarımdaki sağ, yani her konudaki aslında aradığımız şey ne? Maliyetleri minimize etmek, verimliliği, üretkenliği arttırmak, değil mi? Daha yani optimum kullanmak evet. kaynakları, suyu, tohumu, aslında şunu. Aslında tasarım verimlilik demek. Aynen. Yani evet. hastaysa hastalığını erken anlamak filan. Bununla ilgili inanılmaz teknolojik çözümler geliştiriliyor artık. Yazılım ve donanımsal olarak mobil uygulamalar. Mesela biz şu anda bir proje çalışıyoruz yurt dışı ile birlikte. Şeydeki bağlardaki drone'la bağlardaki üzümlerin fotoğrafları çekiliyor. Drone bir, yani tepede gezen tepede, kamera var ya biliyorsunuz. Evet. Fotoğrafları çekiliyor. Ne kadar üzüm var bir salkımda, bir metrekarede. Ondan sonra onların renkleri analiz ediliyor.
ve acaba hastalık kapmış mı? Çünkü önceden girilen verilerde olgunlaşma zamanının renkleri kademe kademe var. Hangi evrede, hangisi susuz kalmış ya da ne bileyim işte tretman, bir takım iyileştirmelere ihtiyacı var. Hastalık kapma riski var, yapraklarında bir takım şeyler görünüyor. Resimden gözüküyor bu yani. Tepeden alıyorsun, bunu görüyorsun, bir tane bilgisayarın başından bunu üretebiliyorsun. Hayvancılıkta bir sürü uygulama var. Anladım. İşte bunların döllenme zamanı, ne kadar, ne yaptı, her araştırsınlar şey. Araştırsınlar yani. Yani bu işler Ar-Ge ile araştırıp daha fazlasını öğrenmekle ilerleyecek. Evet. Burada hakikaten aslında şuna geliyoruz. Yani mesela kentsel çobanlık diye bir şey. Kentsel, evet. Kentlerde minik minik tarım alanları olacak. O var, dikey çiftlikler. Mesela ben geçen ay şeydeydim, Chicago'da Dünya Fütüristler Birliği'nin zirvesindeydim. Dinlediğimiz en dikkat çekici konuşmacı dikey çiftlikleri olan bir çiftçiydi. Yani aslında adam teknolojist, biyoloji okumuş, tarım yani bunlarla ilgilenmiş ve ikisini birleştirmiş. Şu anda hektarlarca dikey, topraksız tarım yapıyor. Birkaç hemen somut birkaç meslek söyleyeceğim. Merak eğitmeni diye bir meslek. Ne demek merak eğitmeni? Çok sistemlere bakan, edilgen bir konumdayız son 20-25 senedir. Bilgisayarlar çıktı, her şeyi yapacak. Biz sistemlere teslim olmuştuk. Oysa çözecekte çok sorun yarattık. Daha iyi nasıl oluru merak etmezsek çözemeyeceğiz ve daha ileriye götüremeyeceğiz çözümlerimizi. Onun için merak etme, yani o beyin, kas ve hücrelerini çalıştırmak üzere soru, mesela soru tasarımcılığı çok önemli. Soru tasarımcılığı. Tabii, o soru benden iyi olur. Bayılıyorum soru sormaya. Yani soru, değişik merak ve soru çok çok önemli beceriler olacak. Alternatif para birimi spekülatörü. Tabii şimdi mesela... Mesleklere bak. Evet. Yani şu anda bile nasıl bir tane para çıkmıştı Lidyalılarla ve sonra döviz kurları, her memleketin kendisine göre bir para. Sonra yine birleşmeye çalıştılar filan. Şimdi bu kripto para dediğimiz, yani dijital paranın da dijitalleşmesi. Daha doğrusu artık ona para mı demek lazım bilmiyorum. Değişimin birimleri olacak, muhtelif birimleri. Ve o birimlerin hangisi daha iyi, hangisiyle ne değişebilir gibi bir sürü konuyu çözmek gerekecek. İşte onlara da hem spekülatörü olacak, hem broker olacak, hem optimizatörü olacak. Değiş tokuşa dönüyoruz yani. Gene eskiye dönüyoruz. Back to basics, yani basite dönüş, basite, sadeleşmek son derece önemli. Bilmiyorum, siz dondurulmayı ister miydiniz? Evet. İsteyen nereye kaldırsın? Sen dondurur musun kendini? Ben şunun için dondururum. Yani uzaya gidip gelme, ben 100 yaşını falan geçerim diye tahmin ediyorum. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Uzaya gidip gelme meselesini, o kolaylaşıncaya kadar, yani hala o kolaylaşmamışsa ve ben uzaya gidememişsem, dondurulup gidince bir daha uyandırılmayı isteyebilirim. Çok özel, birkaç ülkede yapılıyor. Uyutuyorlar herhalde. Tabii çok ciddi bir kimyasal reaksiyon var. 3, 2, 1. Yok, o kadar öyle. Dondun. Öyle kolay bir proses değil galiba da. Bir de ölüme çok, yani çok ciddi bir alan orası da. Evet. Ölmeye yakın falan oluyor. Şimdi cap canlı gidip böyle hadi beni bir dondurun pek olmuyor. Yani anlaşmaları, bir sürü şey daha var. Daha dondurulup uyanan yok çünkü, değil mi? Hayır, yok. Ama evet, dondurulmak üzere anlaşmasını bir gelsin, yapmış merhaba, bir sürü ben insan. 1960'larda yok, 1800'lerde. Öyle bir film vardı ya, zor bir şey tabii. Evet. Ama onu da çözer insanlık. Yani versiyonunu yükseltip uyandırırlar. Yani şimdi beyne çip takmak, mesela işte beyne bilgi upload etmek üzerine de çok çalışılıyor. Beyni yükseltiyor. Tabii, beyin sinyalleri internete bağlandı mesela geçen sene. Evet. Dolayısıyla yani o da çok mümkün olacak. Yani hani, ben kendimi çok zeki hissetmiyorum. Beynime çip takıp beynimi yükseltiyorum. O şart zaten. O şart. Ama bir dakika, senin için değil. Bozuldum şimdi ben. O hepimiz için şart çünkü yetişemeyeceğiz. Ama bir dakika Ufuk, şimdi sen beynine bir şey taktın, ben tak. Hepimiz taktık. O zaman yine hepimiz aynıyız. Ama baştan aşağı format atmayacağız. Hayır, mesela o zaman bunların da pahalısı olacak. O zaman zenginler daha zeki olacak. Ya işte para biriktirin. Hayır, mesela bak başladı işte şimdi, neydi? Soru merak yöneticisi olarak seni hemen bu alanlarla i̇şte uğraşanlar. Yani onlar da tabii şimdi hemen her şey müneccim gibi o böyle olacak böyle olacak diyemem ama ortak akıl yürüterek onların da farklılar. Yani şu anda da mesela bütün bilgisayarlar yazılımla çalışıyor. Seni gülme tuttu. Birden ben donuyorum, şeyler oluyor.
uçtuk kafaya programda. Kafaya çipler takıyorum. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela bir tek bilgisayarlarda temelde aynı ama her birinin ayrı kabiliyeti var. Biri daha grafiğe dönük, birisi oyun bilgisayarı, biri işte şu kadar bilmem ne. Öyle farklar tabii ki olacak. Peki o zaman ben biraz şeye de gelmek istiyorum. Bir üç madde isteyeceğim. Ne yapalım kendimizle? Hani iyi güzel bunlar ama üç tane basit bugün uygulayabileceğimiz şeyler herkes için. Ki hepimizin bu senin T insan modeli olması gerek. Bir hemen açıklarsa bir de üç madde. Tamam. T insan şöyle. Gelecekte bir işe yaramak isteyen. Bakın bir işe yaramak diyorum. Bir iş demiyorum. Her şey iş olabilecek çünkü. Bunu isteyen insanların bir şeyin her şeyine odaklanması gerekiyor. T'nin dik bacağı. Burası. Onu yaparken de her şeyin bir şeyini zaten öğrenmek zorunda kalacak veya öğrenmeli. Yani mesela ben geleceğe kafayı taktım. Geleceği çözmeye, onunla ilgili daha çok öğrenmeye çalışırken, daha çok yararlı olmaya çalışırken aslında tekstilin, işte paranın, çocuğun, tarımın, her türlü alanın her zaman bir parçası olabiliyorum. Projeci olabiliyorum. Yani T'imi alıp herhangi bir projede gelecekçi olarak koyabiliyorum. Diğer T'lerle çalışabiliyoruz. Dolayısıyla bir şeyin her şeyi, her şeyin bir şeyi olmak lazım. İlk üçte hibritleşmemiz lazım. Demin izah ettik. Bugünü yaşarken aslında gelecek için de paralel hibrit araba gibi çalışmamız gerekiyor, öğrenmemiz. O öğrenmenin otodidakt olması lazım. Yani kendi kendine öğrenme, kendi kendine düşünme araçlarını çok etkin kullanmak gerekiyor. Bir de çok iyi küratör olmak lazım. Küratör de iyi seçkici olmak. Sanatta kullanılıyor. Girin bakın küratör nedir bilmiyorsanız şayet. Bir takım şeyleri elemek çok net bir şekilde hayatımızdan. Yeni şey açılan yerlere de yenilerini eklemek lazım. Yani üst üste bindiremeyiz. Bu derinleşeceğimiz konuda hibritleşmek, otodidakt öğrenmek için zamana ve kaynağa ihtiyacımız var. O yüzden de mutlaka iyi bir kürasyon, iyi bir düzenleme, iyi bir seçki i̇yi bir yapmamız gerekiyor. Lazım. O zaman Ufuk Tarhan bize şunu diyor. Kendimizi neredeyse böyle makine gibi düşünürsek, telefonumuz gibi, bir şey gibi. Her sabah neredeyse uyandığımızda yeni versiyonla uyanalım. Evet. Yeni versiyon. Yeni yaratıcı, model. Heyecanlı. Yeni model. İçimize ne koyduysak bir gün önceden. Bakın dedikodu yapınca içimize bir şey koyuyor muyuz? Hayır. Söylenince içimize bir şey koyuyor muyuz? Hayır. Başkalarıyla o ne dedi, bu ne dedi, el alem ne der deyince koyuyor muyuz? Hayır. Ama kendimizi eğitince, geliştirince yeni model uyanıyor muyuz sabah? Evet, onu diyor. Artık bırakalım başkalarını, kendimize dönelim ve kendimizi T insan olarak geliştirelim diyor. Geleceğe hazırlayalım. Geleceğe hazırlayalım diyor. Son bir cümlen var mı Ufuk? 75'leri hatırlatalım tekrar. Evet. Gelecekten geliyor gibi algılanıyorum ya öyle bir şey olmamasına rağmen. Çünkü geleceği hepimiz yapıyoruz. Ama çok tatlısın ben. bir ipucu vereyim. Lütfen. Gelecek kimleri seviyor, kimleri sevmiyor. Kapıyı çaldığımızda kimleri içeri alacak, kimleri almayacak. Şimdi gelecek şunları sevmiyor bir kere. Ama fakat lakin yerim dar, oynayamıyorumcuları hiç sevmiyor. İçeri almıyor, hemen sen geç o zaman gel sen diyor başkasına. Kimleri seviyor? Çok cesurları seviyor. Yani böyle tutkulu, cesur çalışanları. Paylaşımcıları seviyor. Yaptığını paylaşan ve paylaşılanları kullanabilenleri. Bir de kimleri seviyor? Kodcuları, kodlama bilenleri çok seviyor. Dolayısıyla bu cesur, paylaşımcı, kodcu bir de bozguncuları. Yani böyle takılıp gitmeyen, çok cesur bir şekilde baştan aşağı devirip bambaşka şeyler yapabilen bozguncuları, disruptive diye çok duyuyorsunuz. Sorgulayan ve niye sorgulayan böyle şey? Onlara bayılıyor. Hemen geç sen içeri birlikte öncelik bir sürü şey yaparız diyor. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tekrar ederim. Hatırlatıyoruz. Devletimiz günlük 75 lira veriyor. Bu alanlarda bilgisini, becerisini arttırmak isteyen gençlerimize lütfen internetten artık bunları araştıralım. Geleceği bugüne çekelim. Her sabah yeni versiyonumuzda uyanalım diyoruz. Büyük alkış veriyoruz Ufuk Tarhan'a.